Adem Bey'in tabağını çektin mi ya? Özel çekiyor bak onu. Kamerayı çekiyormuş ya. Para veriyor. Tam veriyor. Mazanın başında olduğunda mı yiyor orayı çekiyor? Öyle bir şey yok. Saçları beyazlamış da ondan. Başkan, yeni aslanım nerede? Arkadaşlarımıza, tanıdıklara, Ölüsarlı hemşerilerimize söyleyebiliriz yani. Onun için sizden çok rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada biraz uzak oldu. Hakkınızı helal edin, bağışlayın. Burayı bizim hemşerimiz İnan Bey açtı. Hayırlı olsun demek üzere. Hem katkınız hem sıcak bir toplantı olsun. Hem de belki 3-5 tane kurs alırız diye buraya kadar geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Burada sağ olsun arkadaşlarımız sürekli ısrarla bunu söylüyorlar ama başta ben de dahil olmak üzere söz verdiğimiz sözü yerine getiremedik. Getirmekte de pek gayret de göstermiyoruz. Ama nihayetinde gerçekten ısrarla telefon edip bizden burs isteyen insanlar var. Onun için de bu konuda gerçekten biraz daha duyarlı ve samimi olmamız gerektiğine inanıyorum. Biz elimizden geldiğince, ben şahsi olarak belki çok fazla katkı sağlayamıyorum ama en azından yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Polisler Merkez Derneği'nin yönetimine geldiğimizden beri vakfa destek olmaya çalışıyoruz. Yine bundan sonra da daha samimi bir şekilde inşallah borçlarımızı da ödemek suretiyle en kısa zamanda bu görevimizi de yerine getireceğiz. Yine arkadaşlarımızın da buna hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Yalnız şimdi şu var, yani bunda tehlike içiyor. Tabii ki şimdi toplum kuruluşunun içerisinde olduğumuzdan dolayı başka kurumlarda da görevlerimiz olduğu için oralara da biraz maddi yönden destek vermemiz gerektiği için her tarafa yetişmekte de nihayetinde ben ufak bir muhasebeci ve emekli bir memurum. Tabii başka yere de burs veriyoruz ama burayı da ihmal etmememiz gerekiyor ama imkanı olan arkadaşlarına biraz hassasiyet göstermeleri gerekir. Nihayetinde şunu samimiyetle söylerim ki ben inanıyorum öyle olduğuna, sizin inanmanızı istiyorum. Zaten birçoğunuz da biliyorsunuz. Kesinlikle burslar yerine gidiyor ve hakikaten elekten elene gerçekten ihtiyaç sahibi arkadaşları bulmaya çalışıyorlar. Bir tanesine geçen sene Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi vasıtasıyla bizim Koyulsarlı birisi, Samsun'da okuyan birisi burs almış. Bu sene yine bizi aradı ama bursunu veremedik. Yine bir miktar para, birisi bana telefon etti. Başka bir bizim dışımızda, yani Koyulsarlı olmayan Rizeli, yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi. Elimde bir miktar işte bana bir para verildi. Bunu da bir öğrenciye vermek istiyorum, ne yapabilirim diye sorduğunda hemen o arkadaşı aradık. Ona ulaştırdık. Bizim buradan da oraya burs gitmediğini biliyorum. Onun için çevremizi kullanmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra biraz daha hassasiyet göstereceğiz. Hazır ben söz almışken de kısmet olursa, Allah kısmet ederse 6 Ocak'ta da federasyonumuzun genel kurulu olacak. İnşallah sizlere tekrar mesaj olabilir veya davetiye belki ulaştıramayız ama en azından vakıf kanalıyla belki mütevellilere faks göndertebiliriz. 6 Ocak'ta Sancaktepe Belediyesi Samandıra Kültür Merkezi'nde bir pazar günü
kahvaltı genel kurulu yapacağız. Oraya da hepinizi bekliyoruz. Arz edenler eşlerini de getirebilirler. Bir kalabalık bir sayıyla yapmayı düşünüyoruz. Onun için de oraya da sizlerin katılmanızı bekliyorum. Hepinize de buraya katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Yetkilileri, değerli iş adamlarımız, değerli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi öncelikle bir şeyi düzeltelim. Bu vakfın toplantısı değil. Değerli başkanım vakıf hizmetlerinden bahsetti ama şimdi yeni yapılan vakıf tüzüğüne göre, yeni yaptığımız vakfın tüzüğüne göre her sene bir kez olmak üzere Koyulsar Meclisi gibi bir toplantıdır bu. Koyulsar sivil toplum örgütlerinin ve akil sayılacak kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir heyet, bir topluluk, bir danışma kurulu gibi veya bir yönlendirme yapabilecek bir grup gibi bir şey düşünebilirsiniz. Onun için de burada sadece vakfı değil, Koyulsar'ı konuşacağız. Yani Koyulsar'a neler yapabiliriz, nasıl Koyulsar'a ulaşabiliriz, ne ulaştırabiliriz? Bunların da burada konuşulması gerekiyor. Yani bizim verdiği burslarla dönüyor sadece. Yani listeyi açtığınızda şöyle bir liste var. Her sene o abilerimiz oraya burs veriyor. 4 tane, 3 tane, 2 tane. Onlarla dönen bir döngü var şu anda. Yaklaşık da sanıyorum bir 60-70 taneye yakın müracaat var. Daha fazla belki. 100 taneye yakın müracaat var. Bunların 60 tanesi burs alabilir düzeyde. Yani fakir. Şimdi gönül istiyor ki her başvurana, durumu müsait olmayan her başvurana burs verelim ama yırtındık olmadı. Yani ancak halihazırda devam eden bursları gönderebildik. Tabii sürekli de aranıyor vakıf. İşte bizim dosyamız ne oldu, kabul edildi mi, edilmedi mi? Ve üzülerek söylüyorum ki ya bu vakıf işi, burs işi araya aracı da sokmayacağız. Yani beni arıyorlar, Adem abi arıyorlar veya vakıfta birilerini arıyorlar veya Koyulsar'ın işte Memduh abiydi yok, Hacı Mustafa Aydoğdu'ydu önde gelen kişilerini arıyorlar. Ya işte burs alalım ya bu bir şey işi yani eskiden böyle şeyler de olmazdı ya. Burs almak için veya bir yerden para istemek için bu kadar aleni şey yapılmazdı. Bundan dolayı da ben biraz müzdaribim. Yani tanıdığımız, bildiğimiz insanlar da durumu iyi olan, hatta burs verebilecek konumda olan insanlar da burs Recep istiyorlar. Recep Bey'e bize çevirebiliriz. Ben bu toplantıya yeni katılıyorum daha vakfayı. Vakıf toplantısına katılıyorum. Bu münasebetle üyemiz olduk, yani kaydımız olduk. Adımıza zaten 500 TL kesildi. Muhasip arkadaş gelsin öreyim. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu ara katılacağım. İzninizi rica ediyorum. Ayırmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.